Kendi kendimizi sorgulamak. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. Haşr Suresi 18-19 Kur'an'da müminlerin özellikleri önceki sayfalarda anlattığımız şekilde bildirilir. Allah'ın kendilerinden hoşnut olduğunu ve onları cennetine koyacağını bildirdiği insanlar bahsettiğimiz özelliklere sahiptir. Peki acaba kendimize hiç sorduk mu? Biz onlara ne kadar benziyoruz? Kur'an'da bildirilen mümin özellikleri açıkça göstermektedir ki sorulduğunda elhamdülillah Müslümanım demek ve arada sırada bazı ibadetleri yerine getirmek Allah katında yeterli olmayabilir. Mümin gücü yettiğince Kur'an'da bildirilen tüm özelliklere sahip olmak için gayret etmelidir. Aksi halde yaptığı bir ucundan ibadet etmek anlamına gelebilir. Ve Kur'an'da Allah'a bir ucundan ibadet edenlerin durumu şöyle anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan kimi Allah'a bir ucundan ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa bununla tatmin bulur. Ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir. O dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık bir kayıptır. Haç suresi 11. Kendilerini yeterli gören insanların yanıldıkları bir diğer konu da zaman zaman bazı kimselere iyilikte bulunmalarını veya fakirlere yardım etmiş olmalarını yeterli görmeleridir. Oysa Kur'an'da Allah katında nelerin değerli, nelerin gerçek iyilik olduğu şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malı olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. Bakara suresi 177. Kur'an'da mümin özellikleri açıkça bildirildiği halde benim kalbim temiz, kimseye kötülüğüm yok. Allah tabii ki beni seviyordur gibi düşüncelerle kendini kandırmanın hiçbir anlamı yoktur. Allah insanlardan kendisine kulluk etmelerini istemektedir. Yalnızca kimseye zarar vermeyen, kalbi temiz insan olmalarını değil. Tabii her insan temiz kalpli olmak ve kimseye zarar vermemekle yükümlüdür. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Kaldı ki Allah'a kulluk etmeyen, imandan uzak bir insanın kalbi tam olarak temiz olamaz. Kalbin temiz olması ancak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği tüm hükümleri yerine getirmek, Allah'ın sınırlarını korumakla mümkün olabilir.